Herkese tekrardan günaydın. Ben kaç biliyor musunuz? 6. Biz yola çıktık 27 Haziran Perşembe bugün. Sabah 4.30 gibi uyandık. İşte hazırlık mazırlık bir şeyler. Yola çıkmamız kaç? 5 geç 5 böyle bir şeydi. Yola çıktık. Az önce zaten balonlara göstermişse çok güzel bir sürü balon vardı. Tam böyle şimdi turistik zaman ya bir de. Çok hareketli, canlıydı yani. Şu an yolculuğumuz yeni başladı sayılır. Yavaş yavaş gideceğiz inşallah. Yolculuk Kemer'e, Antalya Kemer. Bu sefer dedik bir kemer yapalım. Zaten Ege'yi biliyorsunuz iyice gezdim dolaştım bu yıl. Kemer'e gidiyoruz arkadaşlar. Bakalım oraya ben ilk defa gideceğim. Daha önceki yıllar Alanya'ya gidiyorduk. 2018'de bir gittik. İşte geçen sene yine Alanya'ya bir gittik. Yine Antalya tabii ama tercihimiz. Zaten ben hani dediğim gibi gittiğim için bu sene ekstradan oraya gitmek istemedik diyeyim yani. Bir de orası sanki bize şimdi Kayseri'den ara verip gitmiş oluyoruz ya hani sonuçta orada 2-3 gün kalmış oluyoruz. Yani oradan daha kolay oluyor Antalya'ya gitmek. Öyle bakalım inşallah otelden de memnun kalırız. Yine size haberdar ederim. Gidiyoruz. Bu tüneller yeni yapılmış arkadaşlar. Normalde bu sağdan gidiliyormuş. Şimdi bu tüneller yeni yapılmış. Geçen sene yapılmış. Geçen sene aynen 2023 diyor. 5 kilometre. 5 kilometrelik tünel. Ay güzel olmuş ama. Demek o yol şey dolandırıyor mu acaba? Aynen. Sağdan gittiğin zaman. Aa güzel yapmışlar. Değil mi? Beyaz ışık bir de. Şu an şeye doğru yaklaşıyoruz. Antalya'ya ne kadar var? 90 kilometre mi? Oradan o kötü süper mi geçiyor? Aynen. Antalya 90 kilometre kaldı. Zaten şeye geldikten sonra vardık sayacağız. Neydi? Antalya'nın ilçesi vardı ya geldi. Serik. Serik miydi? Öyle bir şey. Bir de bizim yolumuz bir tık daha uzun. Kemer'e gidiyoruz çünkü. Şu an 5 kilometrelik tüneldeyiz. Bakalım yolculuk böyle geçiyor. Evet, otelimize geldik. Şöyle dolan başlıyor otel. Gel buraya. Gel, onlar kalsın. O ayakkabı ya. Tamam. Onu başka. Ben arabadan alırım sonra. Valiz, bir de şu makyaj çantası. Geldik hemen bir yemek. Hemen çekin. Yemeğimizi yedik, odaları bekliyoruz şu an hazırlanmasını. Kısaca şöyle bir göstereyim dedim. Havuz bir restoran alt katta. Odamıza geldik, hemen şöyle kısa bir göstereyim. Burada ufak bir banyomuz var. Buraya hemen makyaj malzemelerini falan dizeceğim. Baba, şu ne? Baba, sonra bu klima mı? Evet oğlum. Klima. Burada böyle. Klima hemen telefonu şarja tak. Şöyle burada iki kişilik, tek kişilik yatak. Burada da şöyle öne arkaya bakan bir balkonumuz var. Ufak. Burada da yine tek kişilik bir yatağımız var. Burada da şöyle aynalar var. Burada terlikler vesaire. Böyle. Mini bir odamız. Burada dolabımız var. Hatta ben bir şey söyleyeyim mi? Eşyaları yerleştireceğim ya. Hep kötü oluyor ya. Alması falan zor oluyor. Koyayım buraya güzelce silip. Anıl duşa girdi şimdi. Ben de geçenlerde şöyle bir şey aldım kendime. Bir alana ikincisi %50 indirimliydi. Şu şekilde. İlk defa bu tarz bir şey alıyorum. Bilmiyorum hoşuma gitti yani. Bir de şöyle bir terlik beğendim. Böyle bir terlik aldım. Taşman'dan. İkisi indirimdeydi. Bunları da hemen bir göstereyim dedim. Hazırlanıp çıkarız şimdi. Otelin plaj kısmına geldik. Şöyle Elamir Beach diye otelin ismiyle aynı adı taşıyor. Bu şekilde hazırlandık. Hemen vallahi direkt bir denize atalım kendimizi bakalım nasılmış. Of sanki var ya hani sıcak bir klima üflüyor öyle düşünün yani. Nefes yok.
çıkaran simidini. Babam bunu şişirsin biraz. Şişirebildiği kadar çok şey olmuş. İnmiş bu. Gel çıkar bakalım onu. Bundan sonra havuz yok. Denizde biraz takılalım, havuza ineriz, tamam mı? Tamam. Gemiye bakın be. Ben gemiye bineyim mi? Gel anne. Bakalım bakalım deniz nasıl? Ama buralar genellikle kayalık oluyor. Yani kum olmuyor. Denizi de büyük ihtimal öyledir. Gemini bakayım, gemini. Ay tabii ki de temiz. Tabii ki de deniz temiz yani. Şöyle bir ayağımı değdireyim ben de önce bir. Ama ay yandım. Oo, çok berrak. Gerçekten tertemiz. Bakar mısınız? Gerçekten temiz. Burası sadece bizim otele ait bir plaj. Buralarda hep böyle başka başka otellere ait. O yüzden çok insan olmuyor, kalabalık olmuyor ve deniz, ya burası temiz oluyor. Ki genelde zaten Akdeniz en tuzlu, temiz olduğu için aslında en temiz deniz yani de. Bir kayalık sıkıntısı var da aslında çok şey kayalık değil ya. Sadece şöyle küçük küçük taş. Benim oğlum bu tarafa gel, önüme gel. Önüme gel. Bak dalga seni götürüyor. Hayır hayır şuraya. Uzağa gitmek yok, sakın. Uzağa gitme tamam mı? Ben birazdan geleceğim zaten. Evet. Plajdan çıktık. Saat 4'e geliyor. Şöyle güzel bir müzik eşliğinde havuza indik. Benden sonra her gece gez dur ya da bir yokur. Egemen'i de göstereyim size. Salla. Güzel mi? He? Birazdan kramp süreceğim. Gel tamam mı? Tamam. Birazdan geliyorum. Tamam. Ben duşumu aldım, şarkımı açtım. Önce güzelce krem sürüyorum cildime çünkü cildimin iyice nemlenmesi gerekiyor. Cildi kuruyor. Sizin de aklınızda bulunsun. Bu arada şu leopar elbisemi giydim. Buna sakla, kapatacağım hemen. Şu, bunu çok seviyorum. Çünkü pudralama özelliği de var. Ben hazırlandım. Anılar da geldi. Banyo falan yaptılar. Şimdi artık yemek vakti. Havuz yerine indik. Birazdan açılacak yemekhane. Şu an oturuyoruz ama dediğim gibi hala çok sıcak ve nem var aşağı. Egemen yaramazlar devam. Havuza doymadım. Ne yemekler acaba bugün? Bakalım.
Bakacağım sonra. Gel. Yemeklerimizi aldık. Şöyle balıklar. Karışık tatlıyla bakar mısınız tabağıma? Ben tekim ve hepinize yeterim. Gelin cümle yeterim. Benden bir tane daha yok. Akşam gezmesine çıktık şöyle. Bir saat 8'e geçiyor şu an. Arabayı da ben kullandım bu arada. Bilmediğim yerde kullanmak biraz tuhaf oluyor ama yapacak bir şey yok. Keşfedelim ne varmış ne yokmuş. Birkaç takı aldım şimdi. Anıl, Egemen onları ödüyorlar. Böyle hediyelik mağaza işte. Bir sürü yiyecek bir şeyler var. Lokum vesaire baklava. Oylara gittik. Elbise de aldım. Mavi de bulamıyordum bedenini. Burada buldum. Barlar Sokağı'nın olduğu yere geldik şimdi sahil tarafına. Şurada galiba Aura Club var. Burada Kristal Club Kemer. Şöyle bir dolaşalım bakalım ne var diye. Tabii biz giremeyiz de çocukla beraber. Yine de bakalım, dolaşalım. Bir yerde oturabilirsek oturacağız. Kahvaltımızı ettik. Şimdi hemen ben ufak çaplı bir hazırlanıyorum. İkinci gündeyiz bu arada. Sabah dün gece çok yorulmuştuk. Vallahi yattık, uyuduk. Kalktık, kahvaltı ettik saat 8'i geçerken. Şimdi saat 9'u geçiyor. Önce plan bir Göylük Kanyonu var burada. Göylük Kanyonu'na gideceğiz. Sonra Dino Park varmış. Dino Park'a gideceğiz. Zaten beraber oluruz. Böyle azar azar da olsa çekmeye çalışacağım. O yüzden buraları çok göstermesem de olur. Hani gittiğim yerlerden çekim yapsam daha mantıklı diye düşündüm. Görüşürüz artık. Dedi gün, dedi sonuna kadar. Buradan soldan herhalde giriş bak. Ay portakal suyu. Canım çekti valla. Hediyelik eşyalar var. Şu yoldan yürüdük, kanyonların olduğu yere indik. Balıklar da var. Daha.
Şurada oturma yerleri varmış. Orada oturup bir şeyler içelim diyoruz. Dağlara bakar mısınız? Kemer Dağların arasında kalan bir ilçe gibi geldi bana. Yani herhalde öyle. Alanya böyle değil mesela. Portakal suyu içiyor Egemenciğim. Şöyle bir yere oturduk kanyonun orada. Gölge. Sevdin mi? Güzel değil mi portakal suyu? Ben sodamı içiyorum. Şöyle kafeden çıktık. Bakar mısınız, kanyon beach yapmışlar. Ay çok güzel. Ama ben tabii üstünü falan almadım. Aklıma da geldi, dedim alsam mı almasam mı dedim ama. Kanyonun suyu da elimle bakacağım. Hadi bak da gel. Hadi sen bak ya, aslında Egemen'in şortu var ama. Biraz tabii soğuk olduğu için kanyon suları. O yüzden. Yine parka geldik. Çocuk için yüzme yeri de var, gördün mü? Öyle dedi. Bak bak, sen bunu gördün mü? Bak bak. Egemen merhaba. Gel. Konuşuyor mu? Bazen. Keyfe düştüğü zaman konuşuyor. Egemen senin fotoğrafını çekelim mi? Şuralarda şöyle yüzme yerleri varmış. Restoran bölümü, dondurma vesaire, burada yine gezme tarafı, sinema varmış. Artı 16 korku vesaire. Ama şuna bayıldım. Yine parka geldik bakın şimdi. Az önce gelmiştik. Bak yaklaşınca yapıyor. Oyun oynuyorlar. Park'ın böyle çocuklar için olan havuzu var. Egemen de geldi. Şuradan çıkıyor. Kayacak sanırım. Bayağı alan geniş. Çok büyük bir yer burası. Hadi kay, gel. Gel buradan gel. Egemen. Buradan. Buradan kay. Kay. Kay kay kay. Ya. Şimdi otelin plajına geldik. Biraz müzik çalıyor. Bayağı uyumuşuz biliyor musunuz biz? 3 saat falan oteldeydik. Neyse telif yemeyeyim. Deniz keyfi yapacağız biraz. Arkadaşlarım, en son denizde kaldık. Hemen geldik. Duşumuzu aldık, hazırlandık, giyindik, süslendik, püslendik derken oraları çekmedim. Çok hani uzun ayrıntılı şey olmasın. Zaten dün bir tık azıcık çekmiştim diye hatırlıyorum sanki. Şimdi bugün Türk gecesi var otelde. Türk gecesinde çok güzel Türk yemekleri oluyor. Böyle içli köfteler, sarmalar, dolmalar, kuru fasulye, ne bileyim, her bütün Türk yemekleri böyle. Neredeyse hepsi oluyor diyeyim yani. Bakalım oraları böyle kısa kısa yine çekmeye çalışacağım. Sonra da herhalde eğlence olacak. İşte dansöz falan gelecek diye tahmin ediyorum bugün. Öyle bakalım, güzel bir akşam geçiririz inşallah. Bugün bu arada şöyle... Bunu galiba dün almıştım da bilekli. İşte halhal falan aldım. Şöyle göstereyim. Topuklu giydim bugün. İşte yıldızlı kolye aldım. Şeyden, kanyonun oradan satılıyordu. Oraları da çekmedim. Böyle yine böyle kısa kısa aralarda özet geçeyim ki aklınız karışmasın, ne olduğuna bitti, neredeyiz şu an. Şey olmasın yani. Öyle şimdi yavaş yavaş aşağı ineriz. Bakın şu nerede o? Heh. Şu ürün.
iki tatildir İzmir'de de Antalya'da da kurtarıcı ürünüm oldu serum. Çok güzel saçı yumuşatıyor. Otelin şampuanlarını kullanmak mecburiyetinde kaldım. Onlar da saçları yıpratıyor. Ama bunlar iki fıs sıkıyorum ve mis. Yani iyi ki almışım. Parfümü yanıma aldım. Şimdi bundan sıkacağım. Bak televizyon izlersin akşam. Dün Boyner'den de şu elbiseyi aldım mavinin. Bunu zaten daha önce denemiştim. S'sini denedim. Biraz bol gibi geldi. İki S'sini denemiştim daha önce. Ama sonra başka yerde bulamadım. O an almadım. Pişman oldum derken. Şöyle biraz yırtmaç detayı var ama çok tatlı duruyor üstte. Neyse bir gün giyeriz. Daha detaylı görürsünüz. Başka nereden bu şöyle? Biraz daha gül bari. Türk gecesi. İbrahim. Aslında onu geçiyor ama ben gerçekten çok yoruldum. Bir de ayağımda topuklu olunca bir tık daha fazla hani bileğim falan ağrıdı. Egemen'le oyun falan oynadık o zaten gördüğünüz görüntüleri. Sabahtan beri dışarıdaydık. Sadece 2-3 saat bir dinlenmeye geçtik odaya. Ona da 1 saatini falan 1,5 saatini uyumuşum. İyi de geldi, kendime de geldim. Egemen de uyudu bu arada. O da çok yorulmuştu çünkü gün içinde hani sabah erken kalk. İşte aktivitelere katıl, bir de sıcağı hani ye, öyle olunca yoruluyorsunuz arkadaşlar. Şimdi güzelce yüzümü yıkayıp dinlenme moduna geçiyorum. Yarın Antalya'ya gidiyoruz. Neydi? Akvaryum. Antalya Akvaryum'a gidiyoruz. Sonra da artık ne yaparız bilmiyorum. Bakalım duruma göre. Egemen'de bir değişiklik olsun istedik. O zaman iyi geceler. Günaydın herkese. Yeni bir günden tekrardan günaydınlar. Kısalım da telif yemeyelim. Üçüncü gündeyiz arkadaşlar. Günlerden cumartesi. Üçüncü. Ve biz uyandık, kahvaltımızı ettik, hazırlandık. Nereye gidiyoruz? Dün söylediğim gibi Antalya'ya gidiyoruz. Antalya Kemer arası 40 kilometre. Çok yakın yani. 40. O yüzden de hazır gelmişken Antalya merkezine gidelim istedik. Hem orada akvaryum olduğu için Egemen'in de akvaryumu hani göstermek istedik. Biz en son Anıl'la 2016 yılında akvaryuma gitmiştik. Ama hatırlıyor musun? Çok hatırlamıyorum yani hani. Gerçekten. Belki de biraz değiştirmişlerdir. Geliştirmişlerdir. Farklı bir şeyler yapmışlardır. Öyle yani. Hemen yeniden açıp size bir bilgi aktarımı yapayım dedim ki karışık gitmeyelim. Neyin ne olduğu belli olsun. Öyle şu an daha yeni yola çıktık. Şöyle göstereyim size de. Bugün bir bulutlar var. Dün de sanki vardı. Dün bir tık yani 4 derece falan hava daha soğuktu. İyiydi yani. Ondan önceki gün mesela böyle yüzünüze klima, böyle sıcak buhar vuruyormuş gibi hissediliyordu. Ama dün öyle değil de bugün bakalım nasıl olacak bilmiyorum. Evet yolumuza çıktık. Hadi bakalım Antalya'ya gidiyoruz. Antalya. Geldik. Şimdi giriş yapacağız. Çekeyim bununla. Gel yavaş yavaş gezelim gel.
Bak bu tarafa da bak. Burada da var balıklar. Karşıda da var. Besleme de. Beslenme. Beslenme. Evet. Hangisini ver? Hangisini istiyor? Hangisi? Akvaryum çıkışında Egemen Acıklı için sabah bir şey yememişti çünkü. Mektanımıza geldi. İşte tavuk patates yedi. Çok güzel patates yiyorsun. Senin mi o? Evet. Çok küçük değil mi? Sana göre gibi. Havuza geldik. Geleli de bir saat oldu. Şu an burası sakin. Ben bir şöyle kendimi attım çıktım. Egemen orada kendi kendime oynuyor. Masajdan çıktım. Ay, o kadar iyi geldi ki bir saat masajdaydım. Çok iyi geldi. Üstüne de havuz derken bayağı bir yoruldum. Bakın bahsettiğim etek bu. Bu arada biz odaya geldik. Aradan zaman geçti. En son oteldeydik. Havuzdaydık. Saat 18.44 oldu. Şöyle bir etek. Şortlu etek yani. Yemek ne zaman başlıyor baba? Az kaldı. Egemen acıktı bu arada. Bakın şöyle. Çok rahat olur yani benim için. Yoksa düz etek olsa almazdım. Mavide de var buna benzer. Almamıştım yani sırf bu yüzden. Böyle şortlu etek daha iyi oluyor. Artık bu akşam daha çekmeyeceğim arkadaşlar. Normal klasik yemek yiyeceğiz. Otelin eğlencelerine falan katılacağız. Hani sürekli aynı şeyleri tekrar tekrar göstermek istemiyorum. Yarın kaldığımız yerden devam ederiz. Dördüncü günümüzden. Sonra da bakalım planlar nasıl gelişecek. Hadi görüşürüz. Sıfır baksana. Beklesene. Aşağıda da oluyor. Günaydın. Herkese yeni bir günden günaydınlar. Şu an saatimiz kaç bir bakalım. Şu an saatimiz 8.50. 30 Haziran Pazar. Artık burada son gecemiz. Bu gece son. Birazdan bir antik kent varmış burada. Oraya gideceğiz. Böyle işlerimizi öğleden önce halletmeye çalışıyoruz ki sonradan çok sıcak oluyor. Hani böyle gezme işlerine filan. Öğleden sonra geliyoruz. Havuz, deniz, klasik. Onları yapıyoruz. Akşam öğle yemeği yiyoruz. Sonra akşam oluyor. Akşam yemeği. Akşam yemeğinden sonra eğlenceler oluyor filan. Onlara katılıyoruz. Günümüz vallahi böyle geçti. Bugün son yani. Ama bu vlogu bugün de çektiklerimi geliyor.
Egemen tuvaletteydi, beni çağırdı. Lafım da bölündü. Ne diyordum? Buradan arkadaşlar, zaten iki videoyu ard arda atacağım için yüksek ihtimalle. Hani sürpriz olacak bir durum yok. Buradan Kaş'a geçiyoruz. Aslında planlarda yoktu. Sonradan ortaya çıktı. Ve dün kesin olarak kesinleşti yani gideceğimiz. Ayarlamaları falan yaptık. Kaş'tan da Meis Adası'na geçeceğiz, Yunan. Şu an tam telaffuz edemiyor bilirim de. Hani Kaş'a en yakın Yunan Adası. Oraya da hani şöyle 4-5 saatliğine yine gidiliyormuş, geliniyormuş. İşte tur gibi bir şey varmış. Onlar hep Anıl bakıyor. Ben tam bilmiyorum da. Oraya bir geçme planımız var. Günübirlik şöyle bir dolaşalım, gezelim istedik. Yeşil pasaportta olanlar zaten vize falan almıyor. Hani biliyorsunuz ki, bilmeyenler için söylüyorum. Böyle. Yani şimdilik durum vaziyet bu şekilde. Bugünümüze bakalım, bir geçirelim. Ne yaparız, ne ederiz? Yani ufak ufak bir şeyler çekerim. Bu video kaç dakika oldu, ne oldu? Hiçbir fikrim yok. Ama onları yani yarın yola çıktıktan itibaren başka bir vlog açıp onu hani başka bir vlog'a ekleyeceğim. Bu sefer çok 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 uzun olacak. Çok da sıkıcı olsun istemiyorum. Evet, şimdilik görüşürüz o zaman. Bakalım ne zaman açacağım bir daha. Dün şeyi de tam konuşamadık bu arada. Masaja gittim ya. Gerçekten Irina diye bir bayan yaptı. Çok güzeldi. Eli çok yumuşak böyle. Gerçekten var ya hani bir saat böyle bir ara daldım gibi oldu. Ve o an yüzüstüm sırtüstü dönmemi istedi benden. O işte arkadaki müzikler, loş ışık. Daha önceden 3-4 kere yaptırdım masaj ama galiba en güzeli buydu. Yani Bodrum'da bir yaptırmıştım. Bodrum'daki dayak yemiş gibi olmuştum. Böyle uzak doğu masajı gibi bir şey yapmıştı bana. İşte yine 2 kere daha gittim. Birinde tecrübesize denk geldim. Diğeri fena değil, güzeldi, iyiydi. Ama galiba en güzeli, böyle en hani işinin ehli olarak yapan, işini önemseyen. Yani zaten en iyisi otellerde oluyor biliyorsunuz. Bence bu masajların. Güzel yapıyorlar yani. Böyle çok rahatladım, kuş gibi oldum. 3 ile 4 arası dün böyle uçuyordum. Resmen yoktum yani. Bir de ben böyle masajı falan çok severim. Biri böyle şey yaptığı zaman hoşuma gider. Rahatlarım yani. Bence çoğu insana gider. Öyle valla. Gayet güzel, keyifliydi. Sonra geldim, havuza girdim. Orada bir keyif yaptım. Zaten oralardan yine biraz çekmeye çalıştım biliyorsunuz. Güzel geçiyor ya. Tatil güzel. İzmir de çok güzeldi bu arada. İzmir'deki hani o da farklı yerlerdi. Burada da Kemer'e de ilk defa geldim. Ama daha önce Antalya'ya hani bildiğim, aşina olduğum bir yer ama İzmir ve çevresi öyle değildi yani. Ya 2024 yazı çok şükür tatil bakımından çok güzel geçiyor. Hem oraya, Ege'ye hem Akdeniz'e gitmek iyi oldu yani. Ne kadar aşık, yok ki bunun ilacı. Çalışıyoruz ama önümüz o kadar kalabalık ki ve saat daha kaç, 10'u 12 geçiyor. Biz yarım saatte falan buradayız galiba. Çok yavaş ilerliyor. Yani herkes bir de bugün pazar ya. Hani burada şey diye bir şey yok. Ya şu an çok erken, işte şuraya gitmenin, buraya gitmenin kimse olmaz diye bir şey yok. Çünkü yani sabah 8.30'da da gelseniz o gideceğiniz yerde emin olun sizin gibi bir sürü insan oluyor. Hani kendi yaşadığımız yerlerle karıştırıyoruz ya. Yok arkadaşlar, buralar turistik yerler olduğu için buralarda hep böyle insan oluyor. Geldik, biraz yürümek zorunda kaldık. Çok trafik vardı. Bak kafeler falan var, market falan, bir şeyler var burada. Şurada. Şöyle. Antik kentimize geldik. Çok kalabalık ya. Bayağı birileri var.
çok tuhaf. Bunlar şimdi neydi mesela? Değil mi? Ne işe yarıyordu, neydi? Kimler gördü bunları? Ya çok tuhaf ya. Şöyle hem denize de kıyısı var. Biraz oturduk, bir şeyler içtik. Antik tiyatroya doğru gidiyoruz. Güneşten hiçbir şey göremiyorum şu an, var ya. Evet, ağaçlar var ya, esiyor. Orası kaç derecede hava? 33-34 derece vardı da. Esiyor ya, onu soruyor, soğuk mu diyor. Böyle plaj yerleri de var. Çok güzel ya. Hem tarihi yer geziyorsunuz, hem böyle denize giriyorsunuz, koy gibi. Bakın, burada yat turları falan var. Koylar böyle temiz oluyor ya. Çok kalabalık. Ufak merdivenlerden çıktık şu denizin olduğumuz yerden. Böyle geldik. Antik tiyatro işte burası. Şöyle. Çok değişik ya. Burada şimdi ne yapıyorlardı bunlar? Arkadaşlar, bir yol yürüdükten sonra biraz baksanıza kıpkırmızı oldum ya. Şu an çok kameradan belli olmuyor olabilir ama arabayı bırakmıştık. Biraz da yakına bırakmışız. Yürümek zorunda kaldık. Keşke yani bir tık daha gidebilirmişiz. Gittikten sonra zaten gişeye gelmiş bulunuyorduk. Neyse, olsun. Hareket etmiş olduk tatilde. Çünkü yani sadece yüzme dışında hareket edemiyorsunuz. Hep arabayla hani bir yere gidip geldiğiniz için sıcakta da yürünmüyor doğal olarak. Bir hareket etmiş olduk biraz. Çocuk olması yine hiç sıkıntı yok da. Neyse işte öyle. Ah, şimdi otelimize gideceğiz. Güzel bir öğle yemeğimizi yiyeceğiz. Sonra da havuz keyfi. Bugün denize girmeyiz. Çünkü Kaş'ta denize gireriz yarın yüksek ihtimal. Artık akşam yani gece ya da yarın sabahtan yola çıktıktan sonra videoyu kapatışa geçeceğim. Şu an yoruldum. Yemeğimizi yiyelim, havuzumuza geçelim. Görüşürüz. Merhaba herkese, iyi akşamlar. En son nerede kaldık şu an tam hatırlayamıyorum ama biz antik kentten döndük. Biraz dinlendik, sonra havuza girdik. 2,5 saat kadar havuzda kaldık. Sonra tekrar geldik, duş aldık. Güzel bir dinlendik. Hatta ben bir yarım saat uyumuşum. Böyle bir kendimden geçmişim. Yani 45 dakika falan da olabilir. Şimdi de şöyle bir kemer merkeze gidiyoruz, ilk gün geldiğimizde yaptığımız gibi. Birkaç belki böyle takı falan, bileklik vesaire bir şeyler bakarım dedim. Böyle bir dolanırız, zaten çok kalmayız herhalde. Bir markete uğrarız. Gece bu aralar hiç böyle abur cubur bir şeyler yemedim. Bu akşam alacağım marketten. Cips falan bir şeyler alacağım. Ben öyle vallahi. Akşam yemeğini yedik az önce. Çıktık şimdi. Saat de daha 7:35 akşam. Şu otele de bakıyordum bak. Aa, bu da güzelmiş ha aslında. Saat 7'ye geçiyor. Saat 7'ye geçiyor. Böyle şimdi gidiyoruz. Burada şöyle, az önceki yeri buradan çektim. Şimdi bu taraftan doğru yürüyüşe çıktık. Ay, çok tatlı buranın yürüme alanı. Bakalım ileride neler var. Böyle oturma kafeler var solda. Mekanlar var farklı farklı. Ama beni boydan koydu. Boydan mıyorum? Şimdi ortaya alayım, kenara bak. Nasıl güzel. Şu an manzaranı keşke gerçek halinde gösterebilsem. Yani kamerada inanın çok daha hani şey çıkıyor, gerçekte çok güzel çıplak gözle. İnanılmaz manzara ve mekanlar, bayıldım. Tam böyle denizin dibi yani. Burada oturup bir şeyler yiyip içebiliyorsunuz. Tabii biz tıkım tıkım doluyuz da. Yol buradan böyle yürümeye devam.
şimdi Kemer'in böyle çarşısı gibi en işlek yani cadde olarak işlek caddelerinden birindeyiz. Şöyle dolaşıyoruz işte mağazalar falan var. Birinin doğum günü kutlanıyor şimdi. Bakın ne aldım kendime. Çok tatlı bir bileklik. Burada hep takıcılar var. Arkadaşlar bu videoyu ben burada kapatıyorum. Yarın yeni bir video başlatacağım. Umarım sevmişsinizdir. Şöyle bir çevireyim. Bakalım yine eğlencelerden. Yani abone değilseniz de lütfen abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Merhabalar, iyi akşamlar. Merhaba, iyi akşamlar. Hoşçakalın. Bye bye. Bir dahaki videomu da izleyin. O da tatil günü olacak biliyorsunuz.